Tabii bu olağanüstü hal meselesiyle ilgili olarak burada temel argüman şöyle bir şey. Yani ülke bir darbe girişimi atlattı. Olağanüstü hal ilan etmeyip de ne yapacağız? Doğrudur. Birçok ülke böyle bir durumla karşılaştığı zaman olağanüstü hal ilan eder. Fakat olağanüstü hal ilanı kapsamında yapılan şeylere baktığınız zaman bu olağanüstü hali darbeyle mücadele ile açıklamanın zerre kadar bir zemini yoktur. Niye yoktur? Şöyle söyleyelim. Şimdi hemen dünden başlayalım mesela, birkaç gün öncesinden. Tabipler Odası biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Basit bir açıklama, içeriğine bakın, 200 yıllık metindir, fazla bir şey değil. Ertesi gün hepsini toparlayıp pat diye içeri atabiliyorsunuz. Belki bazıları da içeriye girecek. 100 binden fazla insan ihraç edilmiş. Olağanüstü hal gerekçesiyle meşrulaştırıyor. Mesela ben kendim danışman almak istiyorum. Hayatında gözaltı görmemiş insanları öneriyorum. Yurt dışında doktorasını falan yapmış, danışman almak istiyorum. Olağanüstü hal gerekçesiyle diyor ki, güvenlik gerekçesiyle biz bunu işe almıyoruz. Kimi gösterirsek, böyle birçok sayıda HDP'nin hani danışman sorunu var, almaya çalışıyoruz. Bir taraftan danışmanlarımızı işten çıkarıyorlar. Yeni danışman alalım diyoruz. Onları da alamazsınız diyorlar. Şu an danışmansız bir şekilde gidiyoruz. Aklınızda alay etmeyin. Bu olağanüstü hal Türkiye'de yeni bir sistem inşa edilirken milleti susturmanın aracıdır. Başka da bir şey değildir. Şu demek değil. Darbe girişimi olmadı, tehditler yok falan filan değil. Fakat mesela Fransa'da bazı hatipler söyledi, olağanüstü hal var. Arkadaşlar, Fransa'da var. Fransa'da sokağa çıkıp eylem yapabiliyorsunuz yine. Ben bir kentin milletvekili olarak 50 bin kadar oy almışım. Bir yıldır benim partimin önünde, binamın önünde küçük bir basın açıklaması yapmama müsaade etmiyor. Polis saldırıyor. Yani kiminle siz alay ediyorsunuz? Böyle bir iş olabilir mi? Dolayısıyla bu darbeyle mücadele ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz söylemlerinin ötesinde daha zekice bir takım argümanlar bulmak lazım. Geçen gün Avrupa Konseyi'ndeydik. Afrin meselesini konuşuyorduk kıymetli arkadaşlar. Orada da söyledik. Burada da söylüyoruz. Yani çok değişik bir şey söylemiyoruz orada. Bu terörle mücadele söylemi altında Türkiye'de çok geniş toplumsal kesimlere büyük bir korku siyaseti, hatta terör uygulandığını ben şahsen düşünüyorum. Bundan kastım şu: bir takım şiddet ve korku aygıtlarını bir takım politik amaçlar için halka karşı kullanmak. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Bakın, Afrin meselesine geleceğim. Afrin meselesi konusunda biz tabii iktidar partisi ve Afrin işgaline destek veren diğer iki parti dahil, CHP dahil, onlar gibi düşünmüyoruz o konuda. Birçok arkadaşımız çıktılar, fikirlerini paylaştılar. Bunun faydadan çok zarar getireceğini düşünüyoruz. Birazdan o konuya da gireceğim. Fakat ya bir müsaade edin, insanlar en azından çıksınlar diyebilsinler ki ben bunu yanlış görüyorum. Diyemiyorsunuz. Yani şu meseleyi eleştirebilecek cesaret neredeyse bizim dışımızda kimsede kalmadı. Düşünün ki başbakan basını çağırıyor toplantıya, diyor ki şunları şunları söyleyeceksiniz, şunları şunları söylemeyeceksiniz. Tabii dünya takip ediyorlar, takip ediyor. Geçen gün bu Tabipler Birliği ile ilgili konuşma nedir diye tabii bizden bilgi soruyorlar. HDP'nin dış ilişkilerinde hani sorumluyum. Bizden tabii herkes telefon açıyor. Ne oldu bu tabiplere? Tabiplerin yaptığı açıklamayı insanlara anlatıyoruz. Samimi söylüyorum. İnanmıyorlar ya, diyorlar, açıklamada başka bir şey yok mu? Ya yazılı olarak bu, başka bir şey yok. Ya buradan nasıl suç üretebiliyorlar diyorlar. Biz de diyoruz, bilmiyoruz ama bir şekilde üretiyorlar. Bakın, ortada şöyle bir durum var. Eğer maşallah, yani anketlerde %80 oranında destek olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Afrin meselesi konusunda. 90. Hah, maşallah. %90 var. Bırak %10'da konuşsun, ne olacak? Nedir bu korkunuz sizin?
Yani kırılıp çatlayacak mı? Bu kadar da mı güveniniz yok kendinize? Bırakın insanlar da inanmıyorlarsa buna, bunu yanlış görüyorlarsa çıksınlar üç kelime laf etsinler. Bakın bu Afrin meselesine nasıl gelindi? Bu 2011'de Arap Baharı ile birlikte Suriye'de hevesler kabarınca Emmevi camisinde namaz kılınacaktı. Nereye gelindi? Halep bu hükümetin girişimleriyle Esad'a verildi değil mi? Pazarlıklar yapıldı, Elbab'a girildi, Halep verildi. Şimdi Afrin'e karşılık İdlib'i vereceksiniz. Kime vereceksiniz? Tabii verirseniz orada komplikasyonlar çok. Kime? İdlib kime gidecek? Katil dediğiniz, Esed dediğiniz, 400 bin insanın katili dediğiniz Esed'e vereceksiniz. Tabii Esed'e verilecek. Mesele bu. Afrin üzerinde şu an bakın Afrin savaştan önce Suriye savaşından önce 70-80 bin insanın yaşadığı küçük bir kasaba. Öyle Afrin dediğiniz o kadar büyümüş hani insanların gözünde zannediyorsunuz ki kocaman bir ülke. E tabi gösterdikleri direniş belki bunu bu şekilde algılamanıza vesile olabiliyor da Afrin dediğiniz bir ilçe. NATO'nun ikinci büyük ordusu dediğiniz kocaman F-16'larıyla, tanklarıyla, toplarıyla topu topu bir tane ilçe. Bunun üzerinden bu kadar kahramanlık hikayeleri üretmek gerçekten bir taraftan sizin açınızdan çok sıkıntılı bir durum. Bütün siyasetini bir ilçeyi kuşatmaya bağlamış, Suriye'de bütün projeleri çökmüş bir devlet politikasından bahsediyoruz. Esad'ı indirecektiniz, ondan vazgeçtiniz. Rusya üzerinden Esad'la zımmi bir ittifak kurup şu an Kürtleri Afrin'de sıkıştıralım. Mümkünse Kürtlerin orada bir siyasal statü çıkarmalarını engelleyelim. Tercih sizin. Kolunuzdan tutacak değiliz. Savaşmak istiyorsanız savaşırsınız. Fakat bunu yaparken bari çıkın cesur bir şekilde deyin ki vallahi Suriye'de de olsa Mars'ta da olsa Kürtler nerede bir siyasal statü elde ederlerse biz buna karşı savaşacağız deyin. Açık söyleyin bunu. Bakın bir ara başbakan söyledi mesela dedi ki Kürt koridorunu engellemeye çalışacağız. Açık söyledi pot kırdı. Sonra düzeltmeye çalıştılar. Terör koridorunu biz engellemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar şu an yaptığınız nedir? Cumhurbaşkanı geçen gün söyledi diyor ki Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz diyor. Ne bu? Afrin'i diyor biz Araplara teslim edeceğiz. Öyle söylüyor. Yani orada rejim olarak Esad olduğu için Esad'a teslim edecekler. Yalnız sadece aklınızın bir köşesinde olsun şu kadarını bilin. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin resmi politikası oğul Esad'ın değil baba Esad'ın. Arap kemeri politikasını sürdürmektir. Arap kemeri politikası neydi? Türkiye sınırına yakın olan yerlerde Arap nüfusunun yerleştirilmesiydi. Kürtlerin coğrafik olarak konsantre olmasına ve coğrafik olarak bir sürekli hat oluşturmasını engellemek istiyordu. 1960'larda Hafız Esad bunu yaptı. Şu anki Cerabluz dediğiniz bölgede, Tel Abyad dediğiniz bölgede bazı yerlerde bunu başardı. Bazı yerlerde yarı yarıya Araplaştırdı, yarı yarıya Kürt kaldı. Şu an Cumhurbaşkanı'nın açıkça söylediği biz diyor demografik değişiklik yapacağız. Diyor ki tabii öyle söylüyor. Buraya diyor Türkiye'de şu an gelip burada buraya sığınan insanları götüreceğiz. Oraya yerleştireceğiz diyor. Şimdi işte ne kadar oralı o tartışmalı. O tartışmalı. Bakın Afrin'den çıkan Arapların, Afrin'den çıkan Türkmenlerin, Afrin'den çıkan Kürtlerin tekrar oraya gitmesi için biz de sonuna kadar destek veririz. Mesele bu değil. Mesele bu değil. Ama mesele bizim etnik mühendislik dediğimiz etnik engineering gibi bir duruma dönüşürse bakın bu ileride çok çok büyük sıkıntılar yaratır. Bu memleket için yaratır, onlar için yaratır. Şimdi değerli arkadaşlar, Suriye politikanız Şam'ı devirmekten, Esad'ı devirmekten Afrin gibi bir ilçede Kürtlerin üzerine F-16'larla gitmek ve bunun üzerinden hamaset nutukları atmaksa size helali hoş olsun. Ama haklı olan muhakkak kendisini savunan eğer bir savunma hakkı varsa şu an kendilerini yapıyorlar, savunuyorlar bir şekilde. Ve F-16'lara karşı sabahtan akşama kadar gümlettiğiniz F-16'lara karşı
mantıklı bir şey değildir, yol değildir. Şu an sivil insanların ölümüne hiç girmeyeceğim, ölüyorlar, herkes biliyor. Buyurun tamamlayın. İçerisinde ne tür gruplar var, ilginç gruplar var, bu meselelerin hiçbirisine falan girmeyeceğim. Ama bu memleketin başına öyle bir bela açıyorsunuz. Umuyoruz, diliyoruz bunun siyasi faturası en net şekilde, en sert şekilde size çıkacaktır. Afrin zeytinleriyle ünlü bir yerdir biliyorsun. Zeytinlikleri var. Afrin'in Gazze'nin de zeytinlikleri var. Çok ilginçtir. İsrail şu ana kadar 800 bin tane zeytinliği yerinden söküp atmıştır. Afrin'deki zeytinliklerin, yanan zeytinliklerin fotoğrafları geldi. Maşallah öyle görüyoruz. Kürt karşıtlığı, terörizmle mücadele falan değil. Kürt karşıtlığı Afrin'le Gazze'yi neredeyse birbirine benzeştirmiş durumda. İktidarın İslami politika güttüğünü söyleyen iktidarın geldiği nokta burası. Son olarak şunu da söyleyeyim, Sayın Bakan az önce ayrıldı. Gerçekten meclise biraz huzur veren üslubuyla, tavrıyla, eleştirileri alma biçimiyle gerçekten böyle hani severek dinlediğimiz bakanımızı, Sağlık Bakanımız bugün Tabipler Birliği'ne yönelik olarak söylediği şeyleri ben duyunca, sataşma değil bu, üzüldüm. Kendi kendime şöyle dedim, savaş çıkınca neredeyse herkesi kaybediyoruz. Vallahi içimden öyle dedim, Allah rahmet eylesin, bu bakanı da kaybettik. Savaş çıkınca taraf olmak durumunda kaldı ve kendi mesleğini temsil eden insanlara karşı o kadar olumsuz, negatif bir tavrın içerisinde oldu. Hepimiz için üzüntü vericidir. Umuyoruz, diliyoruz, aklınızı bir an önce başınıza alırsınız. Afrin'deki macerada bu toplumu, Türkiye'yi, Kürtleri, orada yaşayanları daha fazla belalara sarmadan bir an önce oradan çıkarsınız. Hayırlı olan budur, doğru olan budur. Teşekkür ediyorum.